Sayın Başkan, teşekkür ederim. Dün burada sizin başkanlığınızda çok önemli ve tarihi bir oturum gerçekleştirildi. Öncelikle sözlerime Sayın Mahmut Abbas'ın bu kürsüde yaptığı konuşma sırasında sağlık nedenleriyle bulunamadığım için duyduğum üzüntüyü ifade ederek başlamak isterim. Bunu diplomatik kanallardan da Sayın Abbas'a ilettik ve bir tahmin ediyorum yarın bir telefon görüşmesi kendisiyle gerçekleştireceğiz. Dün Sayın Mahmut Abbas buradayken hem burada tüm genel başkanların, sayın eş başkanların, İyi Parti'nin sayın genel başkanının burada bulunması, grup başkan vekillerinin olması, tüm meclisin çok önemli bir katılım göstermesi kıymetliydi. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bakanların, Sayın Mustafa Destici'nin, Temel Karamollaoğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun bulunması, sizin yönetiyor olmanız, Sayın Devlet Bahçeli'nin burada olması son derece kıymetliydi. Bu hazirunun önünde Sayın Abbas'ın yaptığı görüşmede, bedeli ne olursa olsun her şeyi göze alarak Gazze'ye gideceğini açıklamış olmasını son derece tarihi bir ifade olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Ve tüm genel başkanların, tüm grupların ve zat-ı halinizin ifade ettiği bu ortak iradeye Cumhuriyet Halk Partisi aynen iştirak ediyor. Dün geçirdiğim bir talihsiz küçük kaza yüzünden burada bulunamadım. Bugün de o kazanın devamında maalesef burada 3-3,5 saatlik programda beklenenin dışında bir gecikme olunca Sayın Musaffat Dervişoğlu'nu dinleyemedim. Bir röntgen çektirmek için hastanedeydim. Ben sağlığımla ilgili siz başta olmak üzere tüm siyasi partilerin genel başkanları, grup başkanları, millet... Buyurun. Nezaket gösterdiler. Ayrı ayrı her birisine teşekkür ediyorum. Birazdan bugünkü gündemle ilgili sayın grup başkan vekillerimiz gerekli söz haklarını partimiz adına kullanacaklar. Oradaki tüm itirazlarımızı, tüm eleştirilerimizi bir saklı kıtmak kaydıyla. Ben yıllarca bu mecliste tam 9 yıl grup başkan vekilliği yaptım. Çok tartışmalar oldu. Ancak tansiyon bazen öyle bir yere geliyor ki oraya bir irade koymak gerekiyor. Yoksa İşte bugünkü gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ben bu salonda çok şey gördüm ama kan görmemiştim. Çok utandım. Kadına şiddet görmemiştim. Çok utandım. Sizin gelip arkadaki toplantıya başkanlık etmeniz ve toplantının riyasetini devralmanızın ve ortaya koymuş olduğunuz tavrın son derece önemli olduğunu değerlendiriyorum. Dediğim gibi konunun özüne ilişkin tüm eleştirilerimizi buyurun. Ama bundan sonra da sizin parlamentoda hem kötü söz, hakaret olmaması hem de asla ve asla şiddetin olmaması ile ilgili alacağınız her türlü inisiyatife Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek vereceğiz. Bu konuda farklı düşünen hiçbir genel başkanın olmadığından da eminim. Ama bu konuya hep birlikte en sert tepkiyi göstermek gerekiyor. Kötü sözü kimin söylediği, hakareti kimin yaptığında partiler kör olmalı o milletvekilin partisine. Şiddete kim başvuruyorsa o milletvekilin partisine bakmadan aynı ceza verilmeli. Ben bu noktada bugün alınan kararı son derece değerli buluyorum. Ama bu noktaya gelene kadar ki nasıl geldik, kimler neler yaptı, bu bir polemik alanı olmasın. Tüm partilerin kendi öz eleştirilerine tabi olması gerektiğini düşünüyorum. Şahsıma gösterdiğiniz buyurun. Verdiğiniz söz için teşekkür ederim. Bir kez daha tüm siyasi partilere teşekkür ederim. Filistin halkının sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda 3. Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'in Yasar Arafat'la kurduğu ilişkiler partimizle Filistin arasındaki ilişkilerin temelidir. Aynen koruyoruz. Deniz Gevşin ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tavır hepimizin sahiplendiği tavırdır. Aynen destekliyoruz. Dünkü birliktelik için tüm meclise teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.